Evet. Aslında bu kanalı 2016 yılında eşimle, evet evliyiz, eşimle tanışmadan önce açmıştım. Kaç ay önce? Biz de bir türlü video çekmeye karar veremedik. Aslında biz birazcık profesyonel düşünüyoruz. Net olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun derken bir türlü video çekemedik. Şimdiye kadar bir sürü video çekmek durumuna geldik de biraz ayrıntıcı düşünen bir çift olduğumuz için bir türlü video çekemedik. Çekseydik bir dünya videomuz olabilirdi aslında. Şimdi biz mesleklerimizden bahsedeceğiz. Birbirinden çok alakasız mesleklerimiz var. Ama videonun çekilmemesinin sebebinin bir gerekçesi de bu. Yani kendi işlerimize ayırdığımız zamandan dolayı bunu pek Evet, birazcık zaman o ayıramıyoruz. yüzden ikimiz de yoğun çalışan insanlarız. Ben hemşireyim, çok rutin, aslında rutin çalışmıyorum. 8-5 bir hayatım yok. 36 saatler, 48 saatler, 7 geliyor 72 saatler çalışıyorum. Pek birbirimizi göremediğimizden de video çekemedik. Geldiğimde çok yorgun oluyorum. Bir gözüm kapalı, bir gözüm açık da olmuyor. O yüzden pek video çekmek gibi durumumuz olmadı. Ben de avukatım. Şimdi avukat çok fazla enteresan insanlarla işte uğraştığı için o yüzden onun da beyni yorgun oluyor. O yüzden pek fazla video çekmek Ya gibi evet, durumumuz olmadı. tanıştığımız günden beri de çok fazla zaten birbirimize de doğru düzgün vakit ayıramadığımız için video bir kenara kaldı yani. Nihayetinde biz 1 Eylül 2019 tarihinde bütün ailelerimizin huzurunda evlenmiş bulunmaktayız. Gelişen süreç içerisinde artık hayatımızın bundan sonraki akışını çalışarak ve hayatın bize dayattıklarıyla kazanmaktansa biz kendi eğlendiğimiz, mutlu olabildiğimiz akış içerisinde kazanmayı tercih ettik. Belki bir zor bir süreç, evet gerçekten zor bir süreç. Ama yapacağımız, planladığımız şeyler biz beraber olduktan sonra iyi ya da kötü kendisini tamamlayacaktır diye düşünüyoruz. Öncelikli kararımız yurt dışına çıkmak. Şimdi ülkemizin yaşam standartlarını izleyen kişiler de biliyordur. Hemşire arkadaşlarım da bu videoyu izlediklerinde zaten kesinlikle evet çok haklısın diye bir tepki şu an duyar gibiyim. Çalışma standartları gerçekten ülkemizde hemşireler için biraz zor. Şimdi yurt dışı odaklı baktığımda bilmiyorum şu an onun için yorum yapamıyorum. Gittiğimde neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Şu an Almanya'nın 2020 için çıkarmış olduğu bir göç yasası var. Bu göç yasasıyla Almanya'ya eşimle gitmeyi planlıyoruz. Yoğun bir hemşire alımı var. Başvuruda bulundum. %99 gibi bir evet cevabı bekliyorum. Sertifikalarım ve deneyimimden dolayı. Bakalım hayatın getirileri bize ne olacak? Tabii götürecekleri de olacak, ailelerden uzaklaşmak, memleketi bırakmak gibi. Şimdi şöyle düşünüyorum, gidenler neden geri dönmüyor? Tabii ki ekonomik refahlıktan dolayı diye düşünüyorum. Burayı bırakmak belki özlemden dolayı zor olacak ama oradan da videolar çekince size iyiliklerini, kötülüklerini anlatmaya çalışacağız tabii ki. Şu an böyle biraz başladık, böyle komik videolarımızı da atacağız tabii. Çektik, gülmekten birazcık kırıldık. Bir kek videosudur, işte ben birazcık bir şeyler yapıyorum. Aslında daha önce de çektik böyle şeyleri ama paylaşmadık. Birazcık biz gezmeyi, tozmayı seviyoruz. Onları da paylaşacağız. Ya evet, kanalın konusunu bir türlü oturtamadık. Birkaç zamandır. Aslında her şeyi paylaşmak daha iyidir. Aynen. Kendi içerisinde kategorileri olan bir kanal olacak. Zaten burada amaç hani illa bir konu üstüne yoğunlaşalım da nihayetinde buna karar verdik. Bir konu üstüne yoğunlaşalım da onun için bir içerik üretelimden ziyade kendi Bence günlük de. yaşantımız işte neler
ne karşılaşıyoruz. Bunlarla kendimizi yönlendirdiğimiz bir hayat içerisinde sizlere videolar çekmeye çalışacağız. Bence soru cevap daha iyi olabilir. Yorumlara soru atabilirsiniz. Evet. Mesela hemşire arkadaşlar soru atabilirler. Ben yoğun bakım hemşiresiyim, özel hemşirelik yaptım. Onlar bir soru atabilirler, biz cevaplayabiliriz. Eşim avukat, o hani avukatlık hakkında soru olanlar olabilir. Anlaşma ücreti var. Evet, onlar sorular yöneltebilirler. O işiyle ilgili bildiği alanlara cevap şeklinde videolar hazırlayabilir. Yemek yapıyorum. Evet. Enteresan videolar çıktı. Çok komik. Eşim kırıldı. Yani tabii benle dalga geçmekten. İşimden vakit bulduğum sürelerde kek falan yapıyorum. Tencerenin dibine yapışıyor. Kendisi o anda ben kek yaparken benden yemek istiyor. Ben de tencerenin dibine yapıştırıyorum keki. Yani yemek öncelikli yani. Tabii tabii şey, bence de. Hayır arkadaşlar. Hayır ama. 8'de insan önce kek mi yapar yemek? Ama video çekelim. Tövbe ya. Tamam da açsın yani kek. Ama işte ben kaçta gelmişim işte. Video çekelim. Neyse nihayetinde evet. Bir mandalinalı kek sayfa yaptık. Bulacaksınız onu da ekleyebilirsek. Onun bir de yapılamamış hali var. Hüsran da bitmiş. Zaten hoşuna gördü. Onu izlerseniz zaten göreceksiniz neler yaşadığımı. Ya. Kapak diye bir şey oluyor orada. O video sahte arkadaşlar. İkinciye çekilmişini attık. Aynen ya. Rezil oldum. Gittik hemen. Rezalet. İkinciye gittim malzeme aldım da. Yarım saatte bir daha yaptı öyle. Aslında profesyonelimdir tatlıda biliyorsun yani. No! Aynen biliyormuş. Neyse konu böyle yani biz. Şimdi hemşire arkadaşlar eğer ki gitmek isterlerse ya da daha farklı mesleklerde de alacaklarmış mühendis. İşte serbest meslekte de bilmiyorum. Götüren firmalar olacak bu konuyla. İlgili eğer ki Almanya'ya göç yasası yazarsanız, Google'da da araştırırsanız bir sürü firmanın alacağını, şu an firma ismini vermek istemiyorum, reklama girer mi bilmiyorum ama araştırsanız bulursunuz diye düşünüyorum. Evet. Birkaç tane ben de araştırma yaptım. Bir sürü firma alım yapıyor. Ben daha farklı, ben şimdi evde bakım hemşireliği tarzında da birçok meslekte bulundum. Bu alanda da çalıştım. O yüzden yapabilirsiniz. Aslında da orada birçok Türk vatandaşımız var. Sizin bizim gibi insanlar, birçok hemşire arayan kişiler var yani. Onlara da destekte bulunabilirsiniz. Kendi mesleğini yapmayan birçok insan var. Gitmek istediğiniz zaman orada markette çalışabilirsiniz de yani. Tamamen insanın kendinin gitmek istemesi önemli. Ya videonun konusu biraz şey gibi oldu böyle. Almanya'ya gitmeye çalışıyoruz da onu anlatıyormuş gibi oldu. Bence bu değil. Yani bence, öyle tabii bence de. Evet birazcık konunun dışına çıktık ama... Bir ülke yurt dışında çalışmak aynen. Gibi bir derdimiz yok esasen. Biz şu an aslında mesleklerimizin bizi yorduğunu ve birazcık hayatımızı değiştirmek çabasında olduğumuzu anlatmaya çalıştık. İnsan isteyince bir şeyleri değiştirmeye çalışır gibisinden konuşmaya çalışıyoruz. Hı. Amacımız sadece Almanya'ya gitmek değil, şu an hayatımızı kökten değiştirmeye çalışıyoruz. Biz şimdiye kadar ay masamız olsun, ay işte koltuğumuz şöyle olsun, ay televizyonumuz en büyüğü olsun derdindeydik. Arkadaşlar insanlar şunun en iyisi olsun derdine giriyorlar her zaman. Biz de şimdiye kadar ay arabamız en güzeli olsun. Ay işte şu çiçeğin en güzeli olsun derdindeydik. Farkına vardık ki bu bizi mutsuz etti. Hem de çok mutsuz etti. Çok farklı mutsuzluklar yaşadık. O yüzden şu an fark ettik ki bizi mutlu edecek başka şeyler varmış. Koltuk değilmiş bu, araba değilmiş, televizyon ünitesi değilmiş, masa değilmiş. Bizi mutlu eden şeyler daha farklı şeylermiş. O yüzden biz bu mutluluğu başka yerlerde aramaya karar verdik. İş değil asla, kariyer değil. Kesinlikle gezmek, dünyayı görmek, farklı yerler görmek. Çünkü hayat akıp gidiyor. Yaş insanların egolarıyla uğraşmak insana hiçbir şey katmıyor.
İnsanlara boynunu eğmek insana hiçbir şey katmıyor. Sadece ömrünüzden zaman geçiyor, vakit geçiyor. Para dediğiniz şey her türlü kazanılıyor. 3 ya da 5 başka türlü de kazanabiliyorsunuz. Kariyer dediğiniz şey bu şekilde mahvolup gidiyor. Biri sırtınızı sıvazlıyor diye ömrünüzden ömrünüz gidiyor. Sıvazlasan olur, sıvazlamasan olur. Hiç umurunuzda bile olmasın. Hayatınıza bakın, gidin. 20 yaşındaki insanlara bakıyorum, 15 yaşındaki insanlara bakıyorum. Gezip tozluyorlar, hayatlarını yaşıyorlar. 30 yaşındaki insanlar da masanın başında hayatlarını karartıyorlar. Her yere bakıyorum, metrobüslerde, metrolarda, taksilerde, her yerde mutsuz suratlar var. Ben böyle olmamaya karar verdim, eşim de böyle olmamaya karar verdi. Altımda son model bir araba olmasa da olur. Evim çok kalite marka bir ev olmasa da olur. Hiç umurumda bile değil yani açıkçası. Biz bu hataya bir kere düştük, bundan sonra da düşmemeye karar verdik. Yani şu an 0 lira param bile olsa umurumda bile değil açıkçası. Para bir şekilde kazanılıyormuş, bunun farkına vardık. Biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın dedik. Bir şekilde neresi olursa olsun gideceğiz. Huzur neredeyse onu bulmaya çalışacağız. Yani çok kötüymüş bu şekilde olması, onu gördük. İnsanlar insanları yönetmeye çalışıyor, bencil davranıyorlar. Hakkımızdan hayırlısı diyorum. İnşallah siz de bir şekilde bir gün aydınlanırsınız. Doğru yolu bulursunuz diyorum. Hangi hocaydı bu dinlediğimiz? Hayati İnanç. Hayati İnanç hoca bizi bayağı aydınlattı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten. Evet. Onu dinledikten sonra hayatımdaki bütün çizgiler değişti. Mutlu olmaya bakacağız bundan sonrasında. Gerçekten. Ya bence kısaca ben kendimce tanımlayayım. Bence mutluluk beraber olabilmektir yani. Bence de. Eşyalar, koltuklar, sana söylüyorum. Bunlarla sağlanmıyor. Biz en güzel arabaya da sahip olduk. Her şeyin en güzeline de sahip olduk. Mesleklerimiz itibarıyla iyi gelirimiz olduğu zamanlar da oldu. Ama gerçekten bunların içine kapılınca sistemin sana getirdikleriyle yaşamaya çalışınca mutluluğu unutuyorsun, kaybediyorsun. Ve çeşitli sorunlar çıkıyor. Nitekim biz de yeni evlenmemize rağmen bu zorlukları fazlasıyla mutsuzluk anlamında yaşadık. Ve bu işin artık bir şekilde gitmeyeceğine karar verip birbirimize değer verdiğimiz için mutlu olabileceğimiz yalnızca kendimize vakit ayırmaya karar verdik. Hayatımızın merkezinde işlerimiz, çevremizdeki insanların söyledikleri ya da eşyalar, materyalist düşünce olmayacak artık. Tamamen beraber yapmaktan mutlu olduğumuz, işte gezmekse gezmek olsun, yemek yapmaksa yemek olsun. Bunlarla mutlu olacağımız bir hayat çizgisi çizmeye karar verdik. Aslında mevzu bundan ibaret. Gideceğiz ama gittiğimiz yerin hiçbir önemi yok. Bu illa yurt dışı da olması şart değil. Yani Bursa'da olabilir, Urfa'da olabilir yani. Gerçekten öyle. Yani. Gibi. Yani. Olsun yan sokak bile olabilir. Çok önemi yok. Açıkçası. Çünkü mutsuz oluyormuş insan. Evet. Değil mi? Karanfiller güzel bu. Ben aldım. Hediye. Söylemeyi çok severdi kendisi. Evet. Bu sırada da yemek yapmıştım. Bayağı süslü müslü. Onu da yapabiliyorum. Sürpriz de yaparım. Evet ya ne bileyim. Böyle yaşamak en güzeli. Önceden... Çünkü biz şunu çok hayal etmiştik. İkimiz de bunun tutkusuna çok kapılmıştık. Düğünden sonra bir arabamız olsun. İşte kesinlikle en iyisi olsun. En güzelini aldık. Harikası olsun. Hiç de hiç kimse de olmayan olsun. 10 numara olsun. İşte gittik galeriden en güzelini aldık. Dedik of 10 numara ya. Kimse de yok böyle bir araba. Aldık. Nitekim aldık. Ama bize hiçbir mutluluk getirmedi.
Evet. Araba evin önünde duruyor. Gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz. Mutsuzluk. Ama gidip geldiğimiz yer iş yeri bizdi yani. Hangi düzen devam etti? Sadece ben iş yerimden geliyorum. Saat 9.30. Evde yemek yok. Sabahın 6.30 ikisinde eşim beni işe bırakıyor. Uyuyarak işe gidiyorum. Evet. Akşam döndüğümde saat 9.30 oluyor. Yani çok affedersiniz ama ağzım ayrılmış bir şekilde geliyorum. Evet. Eşim benden önce gelmiş eve. Yani bu bir evlilik değil. Değil. Kesinlikle. Bu bir evlilik değil. Gerçekten değil yani. Evliliğin bir düzeni olmalı. Gerçekten değildi yani. Bu değil. Bazı şeylere son noktayı koyarsanız ya. İşte benim son noktayı koyduğum günlerden biri gerçekten bugün. Çünkü bazı şeylerin çizgisi vardır. İnsanlara ne kadar çok fazla bir şeyleri verirseniz daha fazlasını istemeye başlıyorlar. Ben bunu gördüm. İnsanların beklentileri sizden daha fazla artıyor. Neyse burayı keseriz zaten, başka bir şey konuşalım. Evet arkadaşlar, ilk video için kendimizi kısaca tanıttık. Mesleklerimiz, yapmak istediğimiz, bizim için hayatta mutluluğun nasıl geleceği konusunda fikirlerimizi bahsettik. Nitekim gelişen süreç içerisinde eğer bu düşüncelerimizi başarabilecek miyiz? Yani gezebilecek miyiz? Yurt dışına yerleşebilecek miyiz? Sistemin getirdiği ya da daha doğrusu hayatın bize işte mutlu olmak için ya da yaşamak için kazanmak zorundasın, çalışmak zorundasın. Daha doğrusu belirli bir meslek üstünde hayatını kariyer dediğimiz çizgi doğrultusunu ilerletmek zorundasın. Bize gerçekten mutluluk getiriyor mu? Biz bunu kendi üstümüzde deneyerek göreceğiz. Mutluluk bu yolda gelmedi ama yani beraber olduğumuz bu yeni çizgide gelecek mi hep beraber göreceğiz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Sorularla avukatlık için danışma ücreti. Lütfen. Evet. Yani mümkün mertebe yardımcı olabilirim. Ay, şakası. Ağır ceza ve boşanma. Ceza davaları insanların tabiri ağır ceza diyorlar ama ceza davaları ve boşanma konusunda, aile hukuku konusunda yardımcı olabildiğim kadar olurum. Tecrübeler sabit. Eşim de hemşire dediği gibi bu yolda öğrenmek istediğiniz farklı konularda da soru sormak isterseniz her zaman cevaplamaya çalışırız. Tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sadece şey merak ediyorum. Görüntü fluya düşerse kötü. Evet. Uzun mu zaten? Niye oldu? Tamam. Neyse şey yapalım. Evet, ilk video için. Cipsi. Allah kahretmesin. İzlemek istiyorum. Ha çekmemiş.